Üşümüşsün. Biraz. İstersen eve gidelim. Yani istiyorsa gidebiliriz. Yani sen bilirsin canım. Sen nasıl istersen. Yani bilmem. Olur. Olabilir. Ay! Ayı. Ne ayısı ya? Aa, gülme gülme. Ay. İyi misin? İyiyim. Bileğim acıdı. Sen de hiç ayı görmedin nereden belli ha? Ne o ses? Ayılar güler mi? Hadi be. Hadi. Gel gel boş ver. O ses ne? Hayvandır. Ne hayvanı ya? Ha? Bak. Şurada ağaçların oradan bir yerden ayak sesi geliyor ya. Nereden geliyor kızım ya? Ne bileyim. Sermet, çadır kurmuşlar buraya. Tamam kızım, korkma ya. Sen dursana burada. Kim lan bunlar benim topraklarıma çadır kurmuşlar? Fırat. Abi. Fırat. Deniz. Narin. Bir şey yapmayalım biz, belli etmeyelim tamam mı? Tabii tabii, hiçbir şey belli etmeyelim bize. Aa, sizin ne işiniz var burada? Abi yoksa siz eve mi geldiniz? Eve geldik. Irmak İsviçre'ye gitti yılbaşı için. Ben de bir arayayım dedim. Deniz Hanım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dedim. Baktım morali bozuk. Çok moralim bozuktu. Ya böyle içi titriyor, iki gözü kişileşme, ağlıyor dedim. Öyle bir şey olmaz. Alayım size dedim, böyle bir hava alalım. Siz de balayındasınız, rahatsız etmeyin dedik ama moralim nasıl bozuk? Nasıl bozuk? Yani baktım olacak gibi değil. Yılbaşını dedim yalnız geçiremezsiniz dedim. Aldım geldim dedim, böyle değişiklik olur, moral olur. Hayır. İyi yapmışsınız. Ne yapacaksınız tabii? Değil mi? İyi düşünmüşsün abi ya. Yani. Sermetciğim cansın sen, can be. Bana bakın. Siz çok eğleniyorsunuz galiba ama ben hiç eğlenmiyorum. Senin bu kocanın sorumsuzlukları yüzünden ben hiç eğlenmiyorum. Bana o konuları açtırmayın ha. Tamam ya Deniz. Hemen de sinirleniyorsun yani sen de. Tabii tabii, açma ağzını. Yoksa vallahi batırırım suya. Yok ya. Ay ay, siz yanlış anladınız. Aşk olsun, biz şeyin babında, durumun şeyine güldük. Ay Allah çıkartın sizi karşımıza, olur mu öyle şey? Sermet bir şey söyle, ben kalmak istemiyorum bu çadırda. Fırat tutturdu çadırda yatacağız diye. Yani ev müsaitse, biz de sizi rahatsız etmezsek. Hani gelsek mi değil mi? Estağfurullah canım, yani ne demek rahatsız edeyim? Kendi evi zaten yani. Olur mu öyle şey? Yani ev zaten burada kalınmaz. Burada ayı gelir, domuz gelir, sırtlan bile gelir buralarda yani. İyi geç topla o zaman. Hadi gel beraber toplayalım yani. İyi tabii. Sen de ne kadar hanım evladıymışsın yani. Birader hanımlar hanım evladı olur. O senin kahveden arkadaşın değil. Doğru konuşuyor. Sen hayırdır, ne oluyor böyle? Ne? Ne oluyor böyle? Hayır, yaptığım pislikleri temizliyorum. Allah razı olsun. Bana bak. Sen ben bir şeyleri yuttum sanma. Bunun hesabını soracağım ben sana. Dur çadırımda. Ne soracaksın ya? Ne soracaksın? Sor söyleyeyim. Allah Allah. Neyi saklayacağım? Niye saklayacağım acaba? Benim vereceğim tepkiden korktuğun için tabii. Çok taktım ben de senin tepkini be. Ne? Bana bak, sen aklını oynatmışsın. Böyle başıboş kaldın son zamanlarda, tamam mı? Sonra ben bir geleceğim, toparlayacağım seni. Gözüm bak. Yeter. Yeter. Ben aldım. Alamam. Bu çadır kalsın burada, birisini göndeririz, aldırtırız bunu. Olur. Ne zahmet ettiniz Deniz Hanım? Ne zahmeti ya? Nasıl? Isındın mı biraz? Isındım evet. Al bakayım. Yavaş, elin yanmasın.
İçim üşümüş vallahi orada. Donmuşum ya soğuktan. Bu sıcak çikolata da çok iyi geldi. Ay Fırat. Yalnız güzelmiş eve. Ev güzel canım. Bayağı beğendim yani. Geniş yani. Hı. Geniş geniş oturabiliriz. Niye suratın asık senin? Yok canım asık falan değil. Hı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben ömrüm hayatımda bu kadar güzel sıcak çikolata içmedim. Afiyet olsun. Yani evde de yapıyorlar hiç hoşuma gitmiyor. Demek ki bana göre değişiyor. Ne bileyim. Ya biz sizi böyle rahatsız etmedik değil mi? Aa. Yok canım estağfurullah yani. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Yani geldiler de ne güzel ev şenlendi diyorduk Deniz'le hanımla. Deniz Hanım'la. Tesadüfün böylesi işte. Ya. Ya. Enteresan. Deniz Irmak nasıl? Git dedim. Gitti. İsviçre'ye arkadaşların yanına gitti yılbaşı için. İyi değil tabii. Ben gerçekten çok üzgünüm. Gidiyorum. Ama Irmak'ın zaafını bildiğin halde arana bir mesafe koymadığın için sana çok kızgınım. Naren'le Irmak'ı çok keyifsiz bir hikayeye zorladı. Bundan sonra daha da kötü olacak. Umarım iyi idare edersin. Ay pardon ya, böldüm galiba sizi. Siz devam edin, ben şömine geçiyordum. Birkaç parça oldu ne bize? Hemen hallettim zaten. Tamam. Yok canım, bildiğin şeyler. Gizli bir şey değil sonuçta. Deniz, Irmak senin kardeşin. Tamam mı? Tabii ki onu merak edip onunla ilgili konuşacaksın. Rahat ol artık. Bu konu hep gündemde olacak. Benim alışmam gerek. Onu orta konuşabilirsin. Ben gece susmana gerek yok. Kolaydı çünkü. Düştüğümüz şu duruma bak. Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ya hem sen bebekleri seversin. Severim tabii. Ama böyle mi olmalıydı ya? Sermet Bey, bakın bakın şu tarafa doğru sıçrıyor, ben görüyorum. Şöyle çekseniz onu azıcık. Balık bu Deniz Hanım, orada da olur, burada da olur. Bak tutacaklar şimdi. Onlar tutacak, göreceksin. Versene sen şu tarafa. Yok. Bir dursana. Al. Görüyorum diyorum, bu tarafta. Dur. Ya amma poranı yaksa kızım ya. Ya öyle bir şey imkansız, aralarında bir şey olamaz. Yok yok. Bu ölümünü inkar ediyor ama ben eminim. Benim içgüdülerim yanılmaz. Güven bana. Senin içgüdülerin tersine işler güzelim. Bin kere kurban olduk senin içgüdülerinin biz. Allah Allah. Ha? Tuttum. Tuttum. Balığı ben tuttum. Tut. Çek çek. Ağır, enli boylu. Çek. Ağır. Ben tuttum. Ben tuttum. Ben tuttum. Bravo. Bravo. Bravo Deniz. Bunun zeytinyağlısı çok güzel olur yalnız ha. Asıl buradan geliyor. Balık vurdu galiba. Geliyor bak, balık buradan geliyor. Bak bak. Bak bak. Sermet. Tuttu. Onlar tuttu. Neyin hırsını yaşıyorsun sen? Anlamadım ki, olimpiyatlara mı katıldık? Onlar tuttu. Rezilliğe bak. Tarzanım benim. Bravo. Bravo Fırat. Bravo. Bravo. Sakın kaçırma. Sakın tamam. Kaçırma. Ne Allah haber? Allah kahretmesin, balık gitti. Ya. Ya. Fırat ya. Gözü vardı, gözü. Ne oldu çita? Lanet olsun ya. Gitti balık. Ben kendim saldım oğlum. Bilerek mi oldu zannediyorsun? Valla şekil itibariyle bozuk ama bence çok lezzetli Deniz'ciğim. Ellerine sağlık. İki ayağımı bir fıkça soktunuz. Hadi hadi diye. Balık kaçıyor sanki. Bunu bulduğunuza şükredin ya.
Vallahi bu iki tarzdan o kadar güzel balık tuttu ki gerçekten kova ağzına kadar dolu. Ben bilmiyorum ki biz ne yapsak o balıkları? Izgara mı yapsak, tava mı yapsak, salamura mı yapsak, ne yapsak acaba? Bence kurutup duvara asalım, bugünün hatırası olur. Mevsimi değil arkadaşlar. Hı. Abi yani biz yanlış yerdeyiz yani, balık yukarıda. Yani mevsim itibariyle de pozisyon. Yanlış pozisyon. Yanlış. Kavağa yüzüyordur onlar böyle, kavağa doğru yüzüyordur. Yani sandviç çok güzel olmuş, tam böyle istediğim gibi. Afiyet olsun. Ne var be? Ellerine sağlık gel. Ha şöyle, güzel bir karides yapayım antre olarak ha. Karides. Antrenim, tavuktan önce. Ne yapayım hayatım, başka bir şey mi var? Bunu buldum işte. Tavuk olana kadar açlıktan ölecek insanlar ya. Yenir, yenir. Hayır, biz yani bu kimin aklına uyduk, inandık bunlara o balığı tutacaklar diye. Evet. Nasıl uyduk, nasıl inandık? Seninle hocana sıkıntı, bir evde ters giden bir şeyler mi var? Yok yok, bir sıkıntı yok. Siz de iyi gibisiniz, kriz aşılmış. Canım okuduz tabii. Güç bela çıktık yola. Tabii onun da kafası dağıldı, iyi oldu ya. Ya ne diyeceğim, yemek yerine kadar bir şeyler mi içsek ya? İçelim, koyayım ben. Hani rezil olduk zaten. Ya baba, boş ver. Ben yaptım karides kokteyl. Yiyin bakalım, beğenecek misiniz? E tabağa kadar böyle bir atıştıralım. Mükemmel gözüküyor valla. Şimdi yandık işte. Lan nasıl yiyeceğim ben bunu arkadaş? Ağzıma koyamam ben bu deniz böceklerini. Lan canlanır oğlum, bunlar benim midemde. Tam sevdiğim gibi. Ben az pişmişim ama ben böyle severim diyebilirim. Ben de. Çok güzel olmuş Deniz. Eline sağlık. Afiyet olsun. İlik gibi olmuş. Mutfakta da iddialıymışsınız yani Deniz Hanım. Yok canım. Böyle deniz ürünlerine biraz ilgim var. Ama bir gün size midyeli pilav yapayım. Bakın onu güzel yaparım. Midye dolma. Enteresan yani. Neler yaparım, ne sofralar kurarım ben sana canım benim ya. Kıyamam. Nasıl da yiyor iştahla. Ay çok tatlı be. Sabaha çıkmam ben. Ama olsun. Ölümüm onun elinden olsun. Şu yemek faslını kapatalım bence artık. Uykusuzluktan ölüyorum. Sen? Evet ben de. Oh ne güzel, şimdi sıcacık uyuyacağız burada evde. O korkunç çadırda da olabilirdik. Ben nasıl uyudum senin aklına ya? Sen gel bakayım buraya. Ne var senin dudağında? Hı. Ha? Hı. Ben senin kollarında olduktan sonra her yerde uyuyorum. Hı. Yanık kokuyor. Yanık kokuyor. Tavuğu unuttuk. İyi oldu. Bu lan? Çok iyi bak, yemeğini bulup bulamayacağın yemek bu. Onlara güvenip kadını da gönderdik. Ekmek var mı biraz? Sosu çok güzel olmuş da. Tamam. Yemesene oğlum şunu ya. Yanmış kömür gibi olmuş. Kıza yaranacağım diye sen de. Ne var ya? Bir tek dışı yanmış. İçi gayet güzel. Hem sen biraz önce o çiğ karidesleri yerken... Sen ne ima ediyorsun ki bana? Hangi kısmını? Ben karidesi çok severim oğlum. Yeter be. İma ima. Yetti yani. Ayrıca biz ne alaka? Tamam. Yani ikimiz de bekarız.
siz bizi birbirimize yakıştırıyorsunuz ama... biz öyle bir durum yok zaten. Ne var işte? Tam tersi aslında. Yakıştırmıyoruz ondan. Sen şimdi arkadaşına beni layık görmüyor musun? Yok ya, yok öyle demek istemedi o. Yok, ben onun ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama zaten bir sıkıntı yok. Yani bizim zaten öyle bir derdimiz yok. Öyle bir tavrımız da yok. O yüzden sıkıntı da yok. Yataklar hazır. Herkes hayırlı geceler. İkinizi de boğacağım. İkinizi de boğacak. Anlam ya. Fırat, ay inanmıyorum. Gerçekten öyle söylemedim. Durumu düşünmeden farkı var. Söylemedim, ağzımdan kaçırdım. Ay, ah. Nasıl böyle bir şey kaçırabilirsin? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kızda bir şey var. Ben çok iyi tanırım onu, bir şey var. Normalde böyle değildir. Laf ağzımıza tıkar. Seviyorum size ne der. Ama net değil. Kafası net değil. Bunların ikisi de net değil. Yani ne bileyim, belki bizim düşündüğümüz gibi bir şey yoktur aralarında. Ama abi onlar da yani var ya, kıkır kıkırlar. Sen de sürekli laf söylüyorsun. Hep bir şey ima ettin, sinirlendin. Ben ne dedim ya? Samet, biraz konuşabilir miyiz? Samet, yapma böyle. Yorgunum Deniz Hanım. Uyuyacağım. Yapma ne olur ya. Sana olan duygularımı biliyorsun, yapma. Senin bu aşk meselelerinde daha kırpırın ekmek yemem lazım. Bak şimdi inip açıklayabilirim her şeyi. Gerçekten ben boş bulundum, ne alakayı öyle söyledim. Biliyorsun, yapma. Maren haklı. Senin o boş bulunan dudakların da haklı. Bizden bir cacık olmaz. Şimdi müsaadenle ben biraz uyuyayım. İyi geceler. Aşık olunca kan gitmiyor insanın kafasına işte. Bir kendi hayatına baksana sen. Ne bekliyordun ki yani? İlk verdi lastik patlattı kız işte. Ne alaka dedin? Bulsun arkadaşına cillof gibi bir koca narin de görsün hayrını. Peki ben ne yapacağım arkadaş? Deniz olmadan ben ne yapacağım? Ben bir abime bakayım ya, merak ettim. Yok yok, merak etme. Bir 10 dakika fazla uyumuşuz işte, sıkıntı yok. Ne bakıyorsunuz ya? Kimse çay vermeyecek mi bana? Vermeyeyim. Gerçi elinizden çay içmeye layık değiliz ama... yine de sağ olun gelin hanım. Çiş gibi de olmasın. Ben yemek yiyorum. Tamam, tamam. Allah aşkına, fark etmedim ben. Ben bugün bir tane kadın tuttum, geliyor zaten. Yani yemek falan yapacak.
Böyle çok balık falan istiyorsanız da aşağıda şelalenin orada Mustafa Işık diye bir adam kırmızı benekli alabalık yapıyor. Gideriz yeriz. Biz bir yürüyüşe gideceğiz önce ormana. Ondan sonra gideriz. Öyle mi? Hı. İyi, siz yürüyün. Benim işim var. Ya akşam şey öyle bir laf ettim ama hani öyle seni biliyorsun değil mi? Yok. Hiç yani. Ya sabah sabah gerçekten gelmeyin beni. Lan bırak tamam, kim kim yani kendine kimi yakıştırıyorsa yakıştırsın. Değil mi? Hiç yani. Tabii. Allah'tan kardeşim sahip çıkıyor bana. Sen bana verdin yani kızı. Ben ne karışırım abi? Kendi bileceği iş yani. Bana bakın. Bu konu hemen kapansın. Yeter artık. Vallahi çıkıp giderim kapıdan ha. Tamam ya, tamam tatlım. Bir şey yok. Kızma hemen. O ne ya, yılaki doktor. Ya. Neyse ya, hadi. Baldız biz çıkalım yürüyüşe. Canım ben senin montunu da alayım, hazırlayayım tamam mı? Gidelim, kalkalım biz artık. Hadi. Hadi. Hayırdır ya? Şişt. Ben senin nereden Baldız'ın oluyorum? Sen hani sonuçta Narin'le kardeş gibisin. Ya hemen yani hırlıyorsun Deniz sen de. Yo yo, iki taraftan da Baldız oluyor yani. Hem ırmaktan hem Narin'den. Ne ki sırrı? Maşallah neşeniz yerinde Sermet Bey. Harikayım, kabıma sığamıyorum. Benim. Bu Zafer Şadiye'nin kafasını gözünü patlatmış. Şadiye de Apçim intihar etmiş. Allah'tan ümmü oradaymış da hastaneye götürmüşler kızı. Narin'in haberi olmasın. Şadiye birkaç günü toparlar, gittiği zaman kendi gözüyle görür. İki gün şurada kalacaklar, burunlarından gelmesin. Zaten Şadiye benim evde, bir sıkıntı yok. Allah bu Zafer'i kahretsin ya. Öldüreceğim onu ben. Sen merak etme. Ay. Ya Şadiye, şimdi biliyorum bir şey görecek gözün yok da. Hani bir gayret gözünü açacaksın, bakacaksın bu dünyaya. Bu güzelliği bir göreceksin. Daha genceciksin öyle haplar falan. Ne güzelliği ya. Ne güzelliği. Neresi güzel şu denizinin, gökyüzünün, bu İstanbul'un. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu uçan kuşlar var ya. Onlar kadar bile yerim yok benim bu şehirde. Şadiye. Bak böyle konuşursan götürürüm seni, kapatırım bir kliniğe. Elini kolunu bağlattırırım. Burnuna kadar da aptıktırırım ha, haberin olsun. Biliyorum. Bir de dayatırsınız beynime silahı. Terapiye falan gönderirsiniz beni değil mi? Kaçıklar ya. Ya işte sen böyle gül. Sen böyle gül, ben sana kurban olurum ya. Ya sinirden gidiyorum ben burada. Vallahi Ali abi her yerim ağrıyor ya. Artık nereye götüreceksen götür beni. Ya tamam gideceğiz de. Abim daha evinden arıyor işte geceden beri. Sen uyuyordun, konuşamadı, seni merak ediyor. Hani bir arasan, bir sesin duysa. Narin yenge de orada, da ona durumu pek çaktırmıyoruz. Ha, bir arasan. Aman abi, aman. Şimdi yok Zafer'di, yok ben sana dedimdi falan filan, hiç çekecek halim yok. Gidelim biz eve, oradan ararız kimi arıyorsak. Peki, olur. Sağ ol. Çok güzel bu orman, bayıldım. Ev de şahane. Oo. Daha seninle birlikte gitmek istediğim o kadar güzel yer var ki. Aslında ne diyorum biliyor musun? Şöyle işi bıraksan da sen, seninle uzun önce bir dünya seyahatine çıksak. Ha? Vallahi çok güzel olur gerçekten ama maalesef ben de her ölümlü gibi çalışmak, para kazanmak zorundayım. Ve paramız var sevgilim. Ya tabii ne demezsin. Su alacağım Fırat'cığım, para verir misin? Ayakkabı almam lazım, para verir misin? Yok artık. Doğru ya, ben çelimi niye yoruyorum ki? Narin geldin, Narin gideceksin işte. Peki şöyle bir şey yapsak, sana borç para versem olmaz mı? Sen dünya seyahati falan diyorsun ama yani bebek ne olacak? Hı? Nasıl baba olacağım bilmiyorum zaten. O konuya o kadar yabancıyım ki. Kendini alıştırsan iyi edersin. Az kaldı. Şadiye bak, dinle beni. Her şey kötü geliyor sana, biliyorum hayatım. Ama vallahi geçecek, söz veriyorum geçecek. Ben o iti mahkemelerde kendim süründüreceğim sana yakaladığı için. Deniz abla, ablama hiçbir şey belli etme bak, tamam mı? Aklı çıkar sonra ne olur.
İyi misin Şadiye? Merak etme kızım. Merak etme. Oytin hesabını ben keseceğim, merak etme. Tamam, ağlama sen. Narin, kusura bakma ama Irmak'a olan öfkem çocuğa olan duygularımı da etkiliyor. Ben iyi baba olamam. O kadını da hayatımda istemiyorum. Doğa sana bunu sormaz. Sadece çocuğu kucağına verir, sen de baba olursun. O kadar. Öyle de olacak. Zamana ihtiyacın var, değişeceksin, sabret. O çocuk senin. Ya, baba olmanın yolu bu değil. Zaten psikolojik olarak sakat bir ortamda dünyaya gelen çocuktan... Yani... Deli bir annesi var. Başka bir hayat kurmak isteyen babası. Yapamam. Nasıl bir hayat olacak ki o çocuğun? Çok güzel bir hayat olacak. Sen ona sevgi vereceksin. Şefkat, mutluluk vereceksin. Çok iyi bir baba olacaksın. Çok iyi bir hayat olacak. İstemiyorum. O kadını istemiyorum hayatımda. Günaydın. Günaydın. Şey, ben bir çay alabilir miyim? Koyayım ben. Sermet Bey gece aradı. Sabah uyanınca beni merak etmesinler. İşim çıktı. İstanbul'a gidiyorum. Sabah söylersin dedi. Sermet Bey gitti mi şimdi? Evet. Keyiflerine baksınlar. Hiçbir şeylerini eksik etme dedi. Siparişi de verdim. Birazdan getirirler. Kahvaltı da hazır olur. Teşekkür ederim. Şunu. İçsene oğlum. Abi ayıltma beni. Ali, benim asabımı bozma. Ayılacaksın, adam gibi bana derdini anlatacaksın. Gerizekalı. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Zafer'e ne yaptınız? Zafer ne abi ya? Aşk olsun bak. Ben diyorum ki, içim diyorum, yanıyor. Sen bana Zafer diyorsun ya. Ali, ne içirdiniz lan buna? Ne içti lan? Abi o çok içti. 1,5 büyük içti. Onu bırak gitsin, yansın, dinlensin abi. Komada gibi bir şey şu anda. Zafer olayını ben izah ederim abi. Evet, ben onu alacağım, getireceğim birkaç saat. Kalk! Kalk! Siz de dinleyebilirsiniz, sonra konuşacaksınız. Oh, şimdilik biraz üzgün. Yatağın altına hasta bezi falan serin. İşemesin altına. Abi, şimdi biz bu Zafer'i aldık. Ali abi aradı, alın götürün dedi. Ondan sonra bir temiz okşadık bunu. Sonra da mekanda bıraktık, geldik. Mekanda bıraktınız değil mi? Evet abi. Ali abi aradı. Tamam dedi, yeter dedi dövdüğünüz. Biz de çıktık geldik abi. Allah Allah. Efendim Deniz. Niye gittin? Gitmem gerekiyordu, evde problemler vardı. Dönmeyecek misin? Ali'nin bir sıkıntısı var, onu halletmeye çalışıyorum. Ali niye iyiydi? Takma sen, siz keyfinize bakın. Ben bakacağım durumlara. Sermet, gelmen gerek. Niye? Çünkü... ben sabah kalkıp seni göremeyince çok kötü oldum. Yani... Deniz, böyle manasız bir gerginlik yaşadık. Öyle yani Zafer mafer çözemedim ben işi. Ben ondan bahsetmiyorum. Konuşmamız gerek, bizim. İkimizin konuşması gerek. Sen en başından beri bana çok mesafelisin. Ben senin duygularından emin olamıyorum. Sen bir de üste çıkıyorsun zeytinyağı gibi. Her şeyi zorla. Sanki benim isteğimle yapıyor gibisin. Bir adım bile atmadın. Seni oraya kim davet etti Deniz? Sen beni öpmedin bile. Ya bismillahirrahmanirrahim Deniz. Böyle elimden tutup gözümün içine bakıp seni seviyorum demedim bile. Deniz. Esas
Sensin beni yanına yakıştıramayan, sensin beni sevmeyen. Ya ben seni niye istemeyeyim yani? Sen biliyor musun ben senin için ölüp bitiyorum? Nasıl ölüp bitiyormuşsun? Bayağı işte ölüp bit yani. Nasıl ölüp bitilirse öyle ölüp bitiyorum. Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. O yüzden mi her defasında benden kaçıyorsun? Tamam, akşam geleceğim ben. Şuradaki işleri halledeyim. Tamam. Ben seni camda bekliyor olacağım. Bay bay. Vay arkadaş, ben ölmüşüm bitmişim, benim ağlayanım yok ya. Ya şu halimize bak yani, yarım saniyede yelkenleri indirdik aşağıya. Bu kadar derdin arasında bana söylettiğin laflara bak Deniz ya. Kimi bekliyor olacaksın canlı? Aşkımı, sevgilimi, Sermet'i akşama kadar yolunu gözleyeceğim. Tamam anladım, dalga geç sen. Uyuyor mu Sermet? Yok, gitmiş işte. Telefonda ona diyordum camda bekleyeceğim diye. Ya tamam Deniz, anladık. Espri, ima falan yok artık. Boşuna kırıyoruz zaten adama. Ay! Yeter be! Aşığız kızım biz. Birbirimize deli gibi aşığız. Seviyoruz birbirimizi. Bir kurtul. Yeter. Aa! Ne düşündüğünde umurumda değil. Ya ne diyorsun be? Çıkartma. Ne diyorsun? Delirdin. Anladık tamam. Yaptık bir hata. Özür de diledik. Gönlünü de aldık adamın. Benim için sonsuza kadar kapandı bu konu. Yeter, uzatma Allah Allah. Hadi ya, karnım aç benim. Hadi, nerede Sermet? Uyanmadı mı? Fırat nerede? Kalkmadı mı? Fırat! Sermet! Kalkın hadi ya! Aşığım diyorum, aşık! Allah Allah! Sermet! İnanmadım. Fırat! Kızım! Aşığım, aşık! Duyuyor musun sen beni? Yatmamışsın hala. Senin yüzünden. Bunların hepsi senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Senin yüzünden o öldürdüm. Senin yüzünden kendi ellerimle Galine'yi, o annem Süvet'le seni gönderdim. Senin yüzünden annem beynini dağıtamıyor. Bunların hepsi senin yüzünden. Benden kaçma, korkma, beni bırakma diye. Benim yüzümden değil. Sen değişiyorsun. Değişmek istiyorsun. İnsan olmak istiyorsun. İnsan gibi yaşamak istiyorsun. O yüzden beni hayatına istiyorsun. Gidişine Deniz Tunalı. Benim kaç tane cinayetim var, haberin yok senin. İnsan olmakmış. Unutacaksın beni. Unutacaksın beni. Gideceğim ben senin hayatından, unutacaksın beni. Sen bu dünyada her şeyin en güzeline, en iyisine layıksın. Senin gözünden akan yaş için memleketi ateşe veririm. Sana dokunamam Deniz. Sana dokunursam ışığını söndürürüm. Seni seviyorum. Ucumda ölüm olsa bile ben seni seviyorum, gidemezsin. Sen gidersen ben ölürüm. Ben hayatımı temize çekme noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz. Umurumda değil. Umurumda değil. Ben seni istiyorum, umurumda değil. Ne?
Ölüp gidecektim. Sevilmeyi bilmeden ölüp gidecektim. Sen benim hazinemsin Deniz. Çocuklar garip varlıklar değil mi? Bizi fabrika ayarlarımıza geri döndürüyorlar. Ne kadar kirlenmiş, bozulmuş, yozlaşmış olsak bile. Yani sonuçta kadın fahişe. Çocuğu defalarca terk etmiş. Bak yine de dikkat et. Galina annesinin göğsünü, başını yasladığı zaman teslim oluyor doğa göre. Şimdi sana babalıkla ilgili söylediklerimi daha iyi anlıyorsun değil mi? Hayat hakkında bilmediğimiz ne kadar çok şey var farkında mısın? Vallahi ben biliyorum da, senin gibi böyle camdan fanusta büyümüş bir prens olunca zor tabii. Sermet mahvolmuştur. Evet ya. Delirmiştir sabaha kadar, Deniz'le uğraşmıştır. Yani çok düşkündü Galina'ya. Ya problem yaratacak bir şey yok. Evinin yakınlarında bir ev bulur, her gün gider gelir görür kızı. İsterse ona manevi bir babalık yapar. Diyorsun. Narin. Bak konuyu buraya getireceksen gerçekten Irmak'tan çocuğun falan olmasını istemiyorum. Deniz? Ne oldu? Ne oldu? Günlerdir neler oluyor? Siz farkında bile değilsiniz. Ne oldu Deniz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.